Galatasaray Seferovic'i Fenerbahçe'de João Pedro'yu transfer etti. Peki FIFA 22 kariyer moduna göre hangi oyuncu daha iyi? Bunu göreceğiz. João Pedro'nun yüzünü oyuna eklememişler. Kendisi 80 rating. Bakalım ne yapacak bu videoda. Seferovic 77 rating ile karşımızda, onun yüzünü oyuna eklemişler. Kıyasıya bir kapışma olacağına eminim. Dostlar, eğer bu videoya tam 10.000 like gelirse 4 büyükler için çok özel bir konsept fikri var aklımda. İnanılmaz eğleneceğimiz makara bir konsept. Onu hemen çekeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi 10.000 like bekliyorum sizden. Destekleyeceğinizi biliyorum. Bu arada oyunda bir squad dosyası kullanıyorum. Melivora Patch ekibinin Discord sunucusunu aldım bu squad dosyasını. Oradaki bir kardeşimiz yapmış artık, hani transferleri takımlara yollamış. Bazı oyuncuların reytingini değiştirmiş. Mesela Zalai 75'ti. Onu 74 yapmış. Haberiniz olsun yani. Bu EA'in orijinal kadroları değil. João Pedro'yu görüyorsunuz. Jorge Jesus'un diziliminde Fenerbahçe böyle oynayacak. Ve Seferovic, o da tek santrfor olarak Galatasaray'da görev yapacak. Ben şimdi bu iki oyuncuyu nasıl kapıştıracağımızı size anlatmak istiyorum. İlk başta Fenerbahçe'nin başına geçeceğiz. Hiçbir transfer yapmayacağız takıma. 2 sezon boyu simüle edip João Pedro'nun istatistiklerini inceleyeceğiz. Ya bu istatistikler nedir? Gol krallığı, atılan gol, asist krallığı ve yapılan asist. Bu istatistiklere bakacağız arkadaşlar. Ardından aynısını gidip bir de Seferovic için yapacağız. Toplamda bu oyuncuların 2 sezonluk istatistiklerine bakmış olacağız. Hangisi daha iyi istatistik yaparsa videoyu kazanacak. Mevzumuz bu. Sizce kim kazanır? Kesinlikle tahminleri yorumlarda bekliyorum. João Pedro mu yoksa Seferovic mi? Başlamadan önce kapıştıracağımız adamlarla bir iki şut atalım değil mi? Haris Seferovic sol ayaklı bir oyuncu. Şimdi şöyle 90'a doğru asamadı. Bu arada kalede Uğurcan Çakır var. Geçen yılın şampiyon kalecisini koydum kaleye. Seferovic ile Pedro acaba ona goller atabilecek mi? Şöyle bir baktık. Sol ayak. Uyyy. Seferovic. Sen neler diyorsun? Haris Seferovic, hareketleri de görüyorsun. Skill move'u da var. Güzel şeyler yapıyor. Şöyle bir çekti. Bir daha çekti. Sol ayak bir plase gelir mi? Çok yakınlaşmayalım. Şu Sars. Kötü vurdu abi bu sefer. O zaman 3 şut daha çekelim. Ardından Pedro'ya geçelim. Seferovic topu kaldırdı. Döndü. Şimdi evet, fantazi deniyoruz resmen. Seferovic şöyle bir baktı. Çek bir tane daha. Lan oğlum. Oha lan, güzel vurdu yine. Harbiden var ya. Ben çok kötü bir şekilde şut atmıştım ama Seferovic iyi vurdu. Şimdi şöyle bir vuruş. Oo. Ok gibi attı, biliyor musun? O zaman bir de şu kadar uzaktan. Adam iyi vuruyor. Sağ ayağın nasıl? Vurmadı sağ ayağıyla. Şimdi sıra João Pedro'da. Bu arada oyuncuların özellikleri de bu şekilde gözüküyor. Boyuna kadar her şey gözüküyor bak. Seferovic'in boyu 1.89 abi, sen ne diyorsun? Pedro'nun boyu kaç? O da 1.84'müş. Ben daha kısa sanıyordum Pedro'yu. Boyunu çok göstermiyor. Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası João Pedro. Bir ara 10 numarayı Arda Güler alacak diye söylentiler çıkmıştı ama herhalde Pedro'ya verecekler. Bu arada oy! Pedro sağlak bir oyuncu ama az önce soluyla da iyi vurdu. Aman aman aman. Aman aman aman, sağ ayağıyla şöyle bir plase. Kötü vuruş. João Pedro, güzel bir hareket. João Pedro çekti. João Pedro baktı şöyle. Pedro, oğlum niye soluyla vuruyor lan hep? Bu adam sağlak değil mi? Topu da sağ ayağıyla sürüyor. João Pedro köşeye vurmak istedi, girmiyor. Çok kötü bir performans sergiliyoruz Pedro'yla. João Pedro girdi. João Pedro, oha. Uğurcan bu golü nasıl yedi lan? João Pedro şöyle bir baktı, çekti. João Pedro. Abi bu antrenman sahasına beni bıraksan saatler geçiririm. Eskiden küçükken PSP vardı bizim evde. İşte ben onu hep böyle boş zamanlarımda onu oynuyordum derken kötü bir şut. O PSP'de abi FIFA Street vardı, normal FIFA vardı. Ben saatlerce oturup mal gibi antrenman sahasında vakit geçiriyordum ya. Bunu yapanlar var mı abi, yorumlara yazın. Son bir şut çekelim, ardından kariyer moduna geçelim. João Pedro attı. Şöyle yaptık. Hem João Pedro ile Fenerbahçe'nin ilk sezonunu hem de Seferovic ile Galatasaray'ın ilk sezonunu simüle ettik. Ardı ardına sunacağız. Şu anda João Pedro kaydındayız. João Pedro ilk sezonunda şampiyon olamıyor Fenerbahçe ile beraber. Galatasaray şampiyon olmuş. Türkiye kupasını alamıyor. Avrupa Ligi'nde mücadele ediyordu Fenerbahçe. Gruplardan çıkamamış, Konferans Ligi'ne düşmüş ve Konferans Ligi'nde de elenmiş abi. Gerçekten inanılmaz rezil bir performans. Bu nedir ya? Allah Allah. João Pedro ne yapmış? Önemli olan o. Adamın reytingi gelişmiş. 30 yaşında reytingini geliştiriyor João Pedro. Biliyorsunuz ki bu videoda bireysel istatistiklere bakıyoruz. João Pedro 21 gol atarak gol kralı olmuş. Asist krallığında yine Fenerbahçe'den oyuncular var. João Pedro 3. oluyor. 11 asist. İnanılmaz. Hemen ardında da Seferovic var ha. Gol yenmeyen maçta da Muslera 1. João Pedro'nun istatistiklerine bakmak istiyorum. Ve João Pedro 24 gol,
14 asist yapıyor bu sezon. Toplamda 38 verim. Gayet güzel. Bir de reytingi artmış. Helal olsun João Pedro. Şunu da açıklayalım. Mesela şimdi João Pedro'nun save'inde Seferovic gol atmış. Ama biz istatistikleri hesaplarken bunları hesaplamayacağız. Herkesin kendi save'inde ne yaptığına bakacağız. Ben bütün kadroları falan hepsini zaten sözleşmeleri ayarladım. İki oyuncu da eşit şartlarda mücadele ediyor. Sıra Seferovic'in ilk sezonuna bakmaya geldi arkadaşlar. Burada Galatasaray 3. olmuş. Bak João Pedro'nun ilk sezonunda Galatasaray şampiyon olmuştu. Burada 3. oluyor. Yalnız beyin yakan bir video çekiyoruz. Görüyorsunuz evet, Türkiye Kupası'nda da yok Galatasaray. Şeye bakalım. Avrupa Ligi'nde ne yapmışlar? Aa, bu save'ler şey save'ler. O yüzden Galatasaray Avrupa Ligi'nde oynamıyor. Aa bak, onu unuttum ya. Kadro yamasından dolayı Galatasaray Avrupa'da yok. Hani geçen sezon şey bitirdi ya, o yüzden konmamış. Allah kahretmesin. Gol krallığında Serdar Dursun var. Seferovic'i göremiyorum. Asist krallığında Oliveira var. Seferovic nerede abi? Şaka mı bu? 14 gol 4 asist. Abi João Pedro'ya göre çok kötü şu anda Seferovic. Ratingi de artmamış. Burada ne olmuş? Onun yerine birisi mi oynadı acaba? Ama 40 maça çıkmış adam. Bayağı da oynamış yani. İlk sezonun sonunda iki oyuncu da şu anda yan yana ekranlarda. Birinci sezonu João Pedro önde kapattı gibi. Bakalım ikinci sezonun sonuna geçtiğimizde neler göreceğiz. Seferovic'le ikinci sezonun sonundayız. Bakalım ne yapmış? Geçen sezon kötüydü. Umarım bu sezon iyidir. Burada Trabzonspor coşuyor. Çok ilginç. Aslında ilginç değil yani. Trabzon iyi takım da. João Pedro ile Fenerbahçe'nin biz başındayken Galatasaray şampiyon oluyordu. Burada nasıl olamıyor abi? Kadrolar aynı yani. Aklım almıyor işte. Bu FIFA'nın mantığını çözmek lazım. Neredeydik? Avrupa Ligi'nde mi başladık ikinci sezona? Nerede başladık? Burada Fenerbahçe var. Konferans Ligi'nde evet, Galatasaray burada gruplardan birinci çıkıp Salzburg'a elenmiş son 16'da. Seferovic reytingini geliştirmiş. Güzel. 78'e çıkıyor. Gol krallığında kendisini göremiyoruz. Seferovic yerine Oliveira atıyor golleri. Çok ilginç. Asist krallığında Hamsik var. Gol yenmeyen maçta da Muslera var. Şurada Berisha dikkatimi çekti abi. Berisha hep 3. olmuş bak. Hem gol krallığında 3. hem de asist krallığında 3. Ne yapıyorsun oğlum? 24 gol atmış ve 8 asist yapmış. Ne alaka? João Pedro'ya ne yaptınız orada? Seferovic maalesef kötü bir performans sergilemiş 2. sezonunda da. 13 gol 3 asist. Ama en azından bir rating gelişmiş ve piyasa değerini %9 arttırmış. 12 milyon euro piyasa değeri var. Bakalım João Pedro ne yapmış? Abi ya, iki oyuncu da kendi save'lerinde şampiyon olamıyorlar. Burada Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Ama öbür tarafta Galatasaray çok kötüydü mesela. Avrupa Ligi'nde ne yapmış Fenerbahçe? Avrupa Ligi'nde mi? Yo, Konferans Ligi'nde mi başladı? Burada da yok. Şampiyonlar Ligi mi abi, anlamadım. Evet, Şampiyonlar Ligi'nden başlamış. Avrupa'ya düşmüş. Avrupa'da da ön elemede Sevilla'ya elenmiş. Galatasaray da burada ön eleme oynamış. Onlar da şeye, Porto'ya elenmişler. João Pedro 83 reytinge gelmiş. Abi bu nasıl oluyor lan? 31 yaşında adam. Seferovic'le aynı yaşta. Gol krallığında Pedro 19 golle 3. oluyor. Kasımpaşa'dan Gruber iyi oynamış. Galatasaray'da da Mustafa Muhammed geri gelmiş ve orada Seferovic'i kesmiş herhalde. Asist krallığında Emre Kılınç var. João Pedro 10. olmuş. Gol yenmeyen maçlarda Mert Günok, Altay Bayındır, Muslera'yı görüyorsun. Yani abi şöyle bir bakalım, João Pedro kaç gol atmış, neler yapmış. 23 gol 9 asist. Bu sezon 2 rating gelişiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gol atmış. 50 maça çıkmış tam olarak. Tebrik ediyorum. João Pedro ve Seferovic'in 2. sezonunun istatistikleri ekranlarda. Videoya istatistik olarak bakacağız demiştik. Ve bu açıdan baktığımız için bu videoyu João Pedro kazandı. Adam daha fazla gol ve asist katkısında bulundu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Bak şu anda ekrana yeni bir şey getiriyorum. İkisinin de bu videoda attığı gol sayısı ve yaptığı asist sayısı ekranlarda. Sizce kazanmayı kim hak etti? Bunu yorumlara yazın. Ben burada iki oyuncuyu da tebrik ediyorum. Bakalım gerçek hayatta hangisi daha iyi oynayacak? Seferovic mi, João Pedro mu? Bunu göreceğiz. Bundan sonra hangi futbolcuları kapıştıralım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Ardan Papazyan ailesi.